Akciğer kanserinde risk faktörlerini de konuşmak istiyorum. Özellikle de hanımlarda mı, beylerde mi daha çok kanserin görülme sıklığı, tedavi aşamaları nasıl diye gelen sorular var. Hepsini değerli hocamızla sizlerle birlikte öğrenmeye devam edeceğiz. Buyurun hocam. Akciğer kanserindeki risk faktörleri nelerdir? Nelerdir? Bir kişi 55 ila 75 yaş arasındaysa, evet hocam, sigara kullanıyor, 55 ve 75 yaş arasındaysa akciğer kanseri için risk grubundadır. Yine kişi 10 ya da 15 yıl her gün bir paket sigara kullanıyorsa, 10-15 yıl arası sigara kullanmışsa bu kişi de akciğer kanseri riski altındadır. Yine kişi sigarayı kullanmış, evet, uzun zaman kullanmış ama sigarayı bırakmış. Bıraktıktan sonraki 15 yıl da bizim için riskli bir dönemdir. O yüzden sigarayı bıraktıktan sonraki bu 15 yıl içerisinde de yine rutin kontrollerimizi, check-up'larımızı yaptırmamız gerekiyor. Yine maalesef 20 yaşın öncesinde sigara kullanan kişilerde akciğer kanser gelişim riski çok daha yüksektir. Yani yaş ne kadar küçülürse sigaraya başlama yaşı, akciğer kanseri gelişim riski o kadar yüksektir. Bir de halk arasında ben işte sigaranın light'ını içiyorum, şunu içiyorum, zararı azdır, çoktur gibi yorumları yapmamak gerekir. O sadece şu farklılığa sebep olur. İşte, ya da içime çekmiyorum. Yani dudak tiryakisi diyenler yani geliyor sonra. Her türlüsü. Sigaranın her türlüsü içildiği zaman sadece tümörün yerleşim yeri değişir. Bazılarında akciğerin periferi dediğimiz dış kısımlarına yakın yerleşir. Evet. Bazılarında bronş dediğimiz soluk borusuna yakın yerlerde gelişir. Bazılarına işte yerleşim yerleri farklı olur sadece. Yoksa o sigaranın ne olursa olsun vücuda mutlaka bir zararlı etkisi var. Biraz önce dediğim gibi içerisindeki sigara dumanında 5000'e yakın kimyasalın yaklaşık 70-80 tanesi kanserojen. Bu çok yüksek bir rakam. O yüzden sigaradan uzak durmak gerekir. Bir de kendin izin veriyorsun vücuduna zararlı değil kesinlikle mi hocam, kötü alışkanlık. Ama şunu da yapmamak gerekir. Sigara içen insanlarda da ya ben zaten içmişim içeceğim kadar. Yani bundan sonra olmaz asla dememek, evet, lazım. Her geçen gün, her yeni gün yeni bir başlangıç. Gerçekten bunu unutmayalım. Her geçen gün, çünkü en azından biz elimizden geleni yapmaya çalışalım. Belki o içtiğimiz dönemde oluşumu için, yani kanser oluşumu için faktör şeyler zemin oluşmamıştır. O yüzden ne kadar şey yaparsak, sigarayı bırakırsak, başlayan kişi de bırakırsa o kadar faydası olur. Hep kötü örnekler üzerine gitmeyelim. İşte şu kişi de şöyle oluyordu ama akciğer kanseri oldu. Şu şöyle oluyordu ama akciğer. Ya da içmemiş ama olmuş. Heh, işte onun üzerine bu şekilde yorum yapmaktansa her birimizin kendimize saygımız olması lazım. Her birimizin vücudumuza saygımız olması lazım. Elimizden geldiğince geç olmadan bu sigarayla bağlantımızı keskin bir şekilde olmasa bile onunla bağlantımızı koparmamızda fayda var sonuçta. Tedavi aşamasında zaten içenle içmeyen ya da bırakanla bırakmayan, tabii, arasındaki farkı da görüyorsunuz siz. Kesinlikle. Değil mi hocam? Yani sigara kullanan, ondan sonra akciğer kanseri olan hastalarımızda da tedavi süresince eğer sigara içmeye devam ederlerse, tedavi sonrasında da devam ederlerse başka bir ikinci kanser gelişim riski de devam eder. O önemli. Yüzden hani ya ben oldu olacağı kadar yani deyip kestirip atmamak gerekir. Kesinlikle. Nefes almak çok önemli. Oksijen. Oksijen, nefes almak önemli. Ağrısız hayat geçirmek önemli. Elimizden geleni yapalım ama hani bunun haricinde şartlar tersine dönerse de yine de elimizden geldiğince vücudumuzu sağlıklı tutmaya çalışmamız gerekir. Kesinlikle. Öyle diyebiliriz. Kesinlikle.